Biz Müslümanız elhamdülillah. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Şimdi siz bize hicret ettiniz. Biz de Müslüman olarak sizi misafir olarak kabul ettik. Eğer Suriye'deki durum düzelirse, orada sizin can güvenliğiniz sağlanırsa, size orada bir zulüm yapılmazsa, tabii ki vatanınızdır. Siz de dönmek istersiniz, değil mi? Yani herkes şimdi kendi vatanını ister. Hani kuş sarayın içinde çırpınıyor. Bırakalım nereye gider bu? Gidiyor bu ormana giriyor. Vatanı var çünkü. Herkes vatanını sever, toprağını sever. Keşke orada düzelse de o zalim keşke biliyor musun? Allah onu istersin ya da kahretsin. Ülkeniz işgal altında şu anda. Herkes orada. Kafir orayı işgal etmiş. Şu anda Suriye'de bir devlet yok. Bir hükümet yok. Suriye'nin başında bir lider yok. Esad diye biri var ama isim var. Kendisi yok. Orayı Amerika idare ediyor. Rusya idare ediyor. Orayı bölmüşler. PKK var. İran şihası var. Şimdi sizin orada bir can güveniniz olmadığına göre bu bir bence bir yani bile bile ölüme göndermek demektir yani. Sosyal medyada bazı sesler diyor ki mülteciler yüzünden bizim ekonomimiz batıyor. Ev bulamıyoruz, kiralar arttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben onlara inanmıyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Rızık veren Allah'tır. Bize bu rızkı biliyor musun? Veren belki de biliyor musun? Sizlerin yüzünden de Allah veriyor. Rızkı veren Allah. Kimse biliyor musun? Gökte yağmur yağdırabilir mi? Haşa estağfirullah. Öyle bir güçleri var mı? Bir damla su yukarıda damla denebilirler mi? Rızkı veren Allah. Herkes kendi rızkıyla gelir. Tamam mı? Burada kiralar biliyor musun? Bu insanlar var ya, bu bizim milletimiz bunu yapıyor. Bunlar yapıyor. Bu hayat pahalılığı bunlar yapıyor. Tayyip'i davurmak için, Tayyip'i indirmek için. Şimdi de Suriyeliler üzerinden biliyor musun politika yapıyorlar. Kılıçdaroğlu gibi kafere. Ben Suriyelileri göndereceğim diyor. Yalan söylüyor. Bence Suriyelilerin burada iyiler ama ben içinde şeyler de görüyorum yani. Çingene tipleri var. Suriyelilerin iyileri burada bu ekonomiye faydası var, zararı yok.